Bülent abi, Dursun Özbek'le yöneticinin 2 yıllık performansı nasıl buluyorsun? Transfer ve diğer konularda. Valla genelde başarılı. Yani %100 denmese bile oldukça başarılı. Çok, çok mesai harcıyorlar. Çok iyi çalışıyorlar. Bence takdir edilmesi gereken bir ekip. Erden Timur'la ilgili düşünceniz ne? Sizce Erden Timur'un eksikliği bu sezon hissediliyor mu? Tarz... Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Erden Timur'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya iyi, tanıdığınız saygılı, efendi bir çocuk ama tecrübe işi bunlar. Deneyim işi. Yani Erden öyle bir karar verdi. Buna saygıyla karşılamak lazım. Ama yeri doldurulmayacak bir birisi değil. Evet. Muslera ile ilgili artık sonu yaklaştı diyebilir miyiz? Yaşı da ilerledi. Muslera sizin dönemize transfer edildi. 2012'de ben geçirdim. Abi anlatır mısın abi? Yani o biraz enteresan oldu. Aslında Muslera ilk tercih değildi hatırladığımız kadarıyla. Yani orada öyle bir şey icap etti. Ünal Başkan da bitir diye talimat verdi. Gittik bitirdik. İyi ki de yapmışız. Galatasaray tarihinin, hatta Türk futbol tarihinin rekor seviyesinde bir sportif yaşam geçirdik. O gün orada ne olmuştu? Yani kaleci konusunda Fatih Hoca'nın tercihi galiba Internazionale'in kalecisiydi diye hatırlıyorum. Roma'nın kalecisi. Roma'nın. Roma'nın kalecisi. Evet. Ama siz Muslera'da karar kıldınız. Karar kıldık. Yani başkanın da talimatıyla gittik. Evet. Bunun dışında şimdi cumartesi Mali Genel Kurul var. Hava nasıl? Siz katılacak mısınız? Gayet tabii. Bir ibrahimsizlik durumu söz konusu olamaz. Olamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Neden mümkün değil? Yoğun eleştiriler var çünkü. Yok. O Galatasaray'da daima eleştiriler olur. Ama mali ibrahimsizlik çok ağır bir şeydir. Galatasaray'da bunun olabileceğini zannettim. Evet. Bülent Tulun Galatasaray tarihinde hep bilinen önemli isimlerden bir tanesidir. Ben sizin içinde olduğunuz dönemde transferinden en çok böyle hoşunuza giden, etkilendiğiniz, iyi ki yapmışım dediğiniz isim hangisidir ve yapamadığınız, belli bir noktaya getirdiğiniz, belli bir raddeye getirip ama yapamadığınız içinize bir ürte olarak kalan bir isim var mı? Pek kalmadı. Pek kalmadı. Yani düşündüğümüz mevkilere, düşündüğümüz adamları hep aldık. Tabii beni en çok etkileyen o zamanki transferin başında Didier Drogba'ydı. Yani Drogba transferi çok önemliydi. Neden Drogba? Kariyer olarak mı? Müthiş, müthiş. Hem kariyer olarak hem şahsiyet olarak müthiş bir insandı. Müthiş bir insandı. Hiç alışma süresi bile geçirmedi Galatasaray'da. Gelir gelmez, sahaya çıkar çıkmaz başladı. Snyder de o dönemde yine Galatasaray'daydı. Başkan Ünal Aysal'la görüşüyor musunuz? Tabii tabii görüşüyoruz. Ünal Başkan'ın tekrar Galatasaray siyasetine dönme gibi niyeti var mı? Yok, yok. Yok, artık daha Galatasaray'da gençlerin soyunması lazım. Antrenmanda olmaları lazım. Futbolcular gibi falan. Galatasaray'ın toparlaması lazım. Yani hem camia hem taraftar, herkes çok şikayetçi değil memnun. Okan Buruk'tan bu performansı bekliyor muydunuz? Okan Buruk ve ekibinden ben memnunum. Memnunum. Bazı soru işaretlerim vardı kafamda ama bu geçtiğimiz 2 yılda bunların hepsi kapandı. Kendisini tebrik ediyorum. Genel tartışma iklimine nasıl bakıyorsunuz? Sürekli bir tartışma var, kaos var. Sizce Galatasaray bundan etkileniyor mu? Rekor oyuncusu için bir başkan var ama çok ciddi şekilde Galatasaray'da tartışmalar var. Vallahi biraz siyaset girdi tabii işin içine. Yani Galatasaray siyaseti. Bu yolda iyi giderken bence keyifsiz takım böyle işi sabote etmeye yaklaşık olaylar ve beyanatlar
çok hoşuma gitmediğini söylüyorum. Okan Buruk Bey'i de biraz daha bekleyeceksin. Okan Buruk'tan bu performansı bekliyor muydun? Vallahi bu kadar yüksek performans beklemiyordum. Ama yaptığı işler, çalışması, ekibi iyi bir ekiple çalıştığına kanaat getirdim. Özellikle yanında oturan ekip arkadaşlarının İrfan Hoca başta. İrfan Saraloğlu başta olmak üzere. O bakımdan memnunum. İyi gidiyor. Avrupa'da bir hayal kırıklığı var tabii. Bu kadro sizce Avrupa'da başarılı olabilir mi? Avrupa Ligi'nde tabii Vegas maçı beraber yaptı ama Galatasaray'ın kadrosunu Türkiye Ligi ve Avrupa ekseninde değerlendirecek olursak sizce hangi noktaya gidebilir? Valla biraz daha ilerler diye düşünüyorum. Bir iki ara transfer döneminde bir iki takviye yaparsa ki geç kalmadan yapması lazım. Çok daha iyi bir durumda olabilir Galatasaray. Evet. Osimhen'le ilgili neler söyleyeceksin? Şaşırdın mı Bülent abi? Sen sonuçta futbol adamısın. Osimhen transferi seni şaşırttı mı? Galatasaray Osimhen'le mesela neler kazandırdı? Vallahi Osimhen çok geçici bir süre için geldi. Bir fırsat şeyi gibi. Hani böyle bazı ürünlerin satışında fırsat vardır onun gibi bir şey oldu. Yani şeyde ayrılacağını tahmin etmiyorum Ocak ayında ama yani şey sonunda da Galatasaray öyle bir parayı veremez. Icardi ile ilgili ne diyeceksin? İki sene çok gerçekten de önemli katkı sağladı ama bu sene tartışılan bir Mauro Icardi var. Icardi beğeniyor musunuz? Ve futbolcu olarak ve takım oyuncusu olarak beğeniyorum ama artık sonu geldi. Yani bence kariyerinin sonu geldi. Bu sezonu bitirince hala 31 yaşında. Çok dolu ve çok yoğun bir kariyer geçirdi. O bakımdan bir takım şüphelerim var. Yani yaşamını devam ettirmesi açısından, sportif yaşamını devam ettirmesi açısından. İnşallah bir sene daha kalır. Da önemli olan onun arkasında Icardi'nin gittiği anda arkasında doğru ve iyi ve genç bir adam bırakmış. Galatasaray kadrosuna baktığımızda hangi mevkide problem görüyorsunuz? Ben orta sahasında problem görüyorum. Orta sahada Sara iyi bir transfer. Sara'nın yanına çok daha gençlerden arkasından yetiştirmek lazım. Yani bir tek Saray'la olmaz. O bakımdan ama çok iyi bir oyuncu. Evet. Onu söyleyebilirim. Torreira tabii çok önemli bir transfer. Torreira da şeyini, kariyerinin sonunu anladığım kadarıyla Türkiye'nin haricinde bir yerde yapmak istiyor. Orada bir problem var ama göreceğiz.